önce bu tebrik ederim Sevil için. Teşekkürler. Yani çok merak ediyorum projeyi, çok konuşacağız. Ama sanırım bu projeden önce biraz kuleyi de konuşmak gerekiyor. Çünkü bunun bir know-how süreci gibi bir şey, bir parçası gibi geliyor bana. Peki, o zaman hani bu Seul'deki Robot Bilimi Müzesi'ne başlamadan önce sizi ben bir yaklaşık 8 yıl önceye götürerekten bence tamam. birazcık anlatabilirim. Bu İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde 2016 yılından bu yana Hı-hı. yükselen televizyon ve radyo kulesi projesi. Bir yarışma projesi. Aynen, bir yarışma projesi ve hikayesi gerçekten 2011 yılına dayanıyor. Hı-hı. O dönemde bu yarışma ilan edildiğinde ben Londra'da yaşıyordum. Hı-hı. Orada yani mimarlık kariyerimi orada Zaha Hadid bünyesinde devam ettiğim bir dönemdi. Projenin nasıl diyeyim, bu yarışmaya açıldığı noktada çok heyecanlandım. Çünkü Hı-hı. neden heyecanlandın dersen, benim için bu tarz projeler, özellikle hani içerisinde teknoloji barındırıyor olması, Hı-hı. mimar ve mühendis yani disiplinler arası bir ara kesitte yer alan proje tipolojileri benim kariyerimde her zaman benim için böyle önem taşıyan Hı-hı. projelerden biri olmuştu. O dönemde o girişimle ben yarışmaya katıldım. Hı-hı. Akabinde aradan birkaç yıl geçti. Yani 2013 yılında ben kariyerimi hani Zaha'dan ayrılıp İstanbul'a gelerek o nereden baksanız 6,5 yıllık profesyonel çalışma dönemini dedim ki risk alacağım, İstanbul'a geleceğim ve kendi ofisimi açacağım. Ama bu biraz başka, bu projede ön ayak olmuş oldu tabii. Aslında o dönemde belli değildi bu proje. Değildi. Hiçbir şekilde belli değildi. Yani tamamen bu projeden bağımsız verilmiş bir karardı. 2012'nin yılın sonlarında tam karar vermiştim. Tam şey hatırlamıyorum. Fikir yarışması. Aynen, fikir yarışması. Değil mi? Yani esasında hani... Aynen, fikir. Evet. Fikir yarışması. Uygulanıp uygulanmayacağı belli değil. Evet. Ama o niyetle açılmış evet. bir yarışma. Fakat fikir yarışması adı altında açmışlardı. Hı-hı. İşte 2013 gibi ben Türkiye'ye geldim. Nereden baksanız 2014 yıllarına yakın bir dönemde bu projenin, yani yarışmaya katılan projeler arasından bunun yapımına Hı-hı. karar verildiği açıklandı. İşte 2014'ten beri de işte kendi Hı-hı. bu proje için gerçekten hem ulusal hem uluslararası bağlamda bunu nasıl yapabiliriz diye ciddi bir ekip kurup Hı-hı. projeyi gerçekleştirmeye başladık. Ve yani bunun tasarımı özelinde aslında size böyle bir şeyler anlatmak isterim. Çünkü yani bu tarz yapılar normalde şöyle diyeyim size, mühendislerin sanat eseri olarak hı hı, geçerler. Evet. Yani mimarların adı geçmez. Mimarlar orada çok daha o disiplinler arasında arka sırada yer alan bir roldedirler. İşte beni neden heyecanlandırdı belki derseniz... Belki kuledeki tepenin, tepedeki bir şeyin, aynen. bir restoranın şeyini yapıp yani, falan gibi değil. Normalde yani bir de şöyle de düşünmek lazım. Bana göre bu proje geç kalınmış bir projedir. Hı hı. Yani buradaki, diyelim şuradaki fotoğraflar arasında yok ama şurada Büyük Çamlıca Tepesi vardır. O tepenin evet. orada birçok anten kulesi evet. mevcuttur. Aslında aralarında da yine... aralarında TRT radyo kulesi vardır. Hı-hı. Çünkü zamanında o kuleyi aslında bu kule amacıyla yapılmış fakat kapasitesi yetersiz tasarlandığı için haliyle yıllar içerisinde o ben ona şey diyorum, yani teknolojinin gecekondulaşması diye görebilirsiniz. Yani evet. o tepenin üzerinde onlar böyle kendi kendilerine çoğalmaya hocam. Başlamışlar. Şu an göremedim ama. Yani belki ha, evet, şöyle, şöyle bir yerden falan. Biraz büyüteceğim. Şöyle biraz büyüteceğim. Evet, evet. Şey, evet. Boş neyse, ver. Evet. evet. Şimdi şey yapmayayım. Evet. Çoğalmaya başlıyorlar. Yani zamanında diyelim öbür kulenin kapasitesi çok daha geleceği de öngörülerek hesaplanıp ona göre bir kule tasarlansaymış. Diyelim Avrupa'ya gittiğinizde hani her neredeyse büyük ilde tabii ki hepsi yapılmış ve tamamlanmış Hı-hı. ve üzerine tekrardan yakın çevresinde böyle üremesini gerektirecek bir durumda ortaya çıkmamış. Hı-hı. Fakat bunun yetersizliği haliyle yıllar içerisinde bu projenin doğmasına Hı-hı. sebep oldu diye düşünebiliriz. Biz burada ne yaptık? Yani biz bunu tasarlarken şöyle bir şey öncelikle, yani benim dilim Robot Bilimi Müzesi'nde de benzer mimari yaklaşımı görüyor olacaksınız. Nedir? Böyle bir kule tasarlanıyorsa o zaman mimar ve mühendis ara kestiğinde biz ne yapabiliriz evet. mimar olarak? Nasıl bir tasarım verisi ortaya koyabiliriz? Ve tasarımı gerçekleştirirken gerçekten bilimsel bir yaklaşımla diyeyim ama hani doğa, teknoloji ve mimarlık arasındaki o üçlüyü nasıl birleştirebiliriz dediğimizde
yani biz burada ana tasarımda gerçekten rüzgar gücünü bir kere birinci kriter olarak aldık. Hı hı. Yani rüzgarın yapıya nasıl form verebileceği bilgisi. Diğer bir konumuz ise manzara yönleriydi. Yani bu tamamıyla aslında ana fonksiyonu televizyon ve radyo yayıncılığı olan bir bina. İçerisine mimar olarak ne katabilirsiniz? En azından biraz kamusal mekanlar katmak. Hani bu kadar yükseliyorsa o zaman İstanbul'a başka bir şekilde nasıl bakabiliriz'in olanaklarını sunmak gibi. Yapabileceğimiz en küçük dokunuşlarla ama katkı sağlayabileceğimiz şeyleri yaptık. Diyelim burada gördüğünüz imaj şeydir. Bu projenin rüzgar dediğim gibi ana formuna, tasarımına şekil veren bir öğeyken bu rüzgar tüneli testinin yapıldığı andan bir fotoğraftır. Bunun için ben bir fiil Kanada'ya gittim, Toronto'ya. Orada RWDI diye bir firma var. Bunlar bu konuda uzmanlar, bu tünel testleri konusunda. Çünkü böyle bir yapıda siz sadece hani genel kriterlerle yapamazsınız. Hani gerçekten sağlam verileri almanız gerekiyor. Çok büyük bir yapı çünkü. Tabii ki. 369 metre yüksekliğinde bir yapıdan bahsediyoruz. Yani ve bu yapı başladığı nokta bir tepenin üzerinde başlıyor ki İstanbul 7 tepeden oluşuyorsa bunların içinde neredeyse en yükseklerinden biri. Yani 220 metre denizden hali hazırda yüksektesiniz. Bir de onun üzerine 369 metre koyuyorsunuz. Rüzgarın da çok hakim olduğu bir kanalın, hani hava akımının olduğu bir yerde. Benim buradaki testler beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü burada gerçekten bilimsel olarak bir şeyleri, hani bir tasarım fikriniz var. O fikir okey. Ama onun gerçeğe dönüşmesi için bu işte disiplinler arası ortamın sağlandığı bir gerçeklik var. Burada bayağı kulenin maketi mi var? Evet, ben yanlış mı görüyorum? Aynen, bayağı kulenin maketi var. Bunun gibi en az 8 tane başka model daha vardı çeşitli ölçeklerde. Diyelim buradaki testte aslında bu çelik anten üzerinden bir test yapılıyordu. Onun çünkü 203 metrelik betonarme bir çekirdeğimiz var bizim yapıda. Onun üzerine gelen de 165 metrelik bir anten yapısı var. Yani ikisi de tek başına koysanız zaten hani çılgın şeyler, hani normal değiller. Şurada gördüğünüz dairesel alt, hani tamamını göremiyoruz ama bu aslında bunun aklını içeriyor. Yani ana şey burada yer alıyordu. Bugün geldiğimiz noktada yani şunu diyeceğim size, diyelim bunun cepheleri falan hep özel şekilde üretildi. 2016'dan beri de bu kulenin inşaatı başladı ve devam ediyor. Önce şurada gördüğünüz, şu kısımda aslında gördüğünüz betonarme biz çekirdeği gerçekleştirdik. O 203 metreydi ve hani mühendislik terminolojisiyle kayar kalıp sistemiyle yapıldı. Akabinde... bu sırada mühendis... Şöyle diyeyim, bu projede nereden baksan 25'ten fazla mühendislik danışman firmalar, çok fazla kişi. Yani bunların her biri firma artı içlerinde de çalışanlar var. Ana mühendisimiz, yani ana struktür mühendisimiz İrfan Balioğlu Bey'dir. Ama onunla birlikte diyelim ki bunun, çünkü struktürel test, yani struktür tasarımının önemli olduğu bir proje, böyle yüksek bir yapı için. Burada onunla birlikte ama aynı zamanda şöyle de söyleyebilirim size. Çeşitli farklı danışmanlıklar, çok, eş danışmanlıklar çok, yani var. Yani hani rüzgar için danışmanı var, telekomünikasyon için danışmanı var ama struktür için eş zamanlı olarak cephede ekstradan danışmanlarımız var. Çünkü cephede bir struktür olarak çalışıyor. Yetmiyor, bu statik kısmında yurt dışından peer review diye bir şey var. Yani Türkiye'deki mühendisler bu tasarımı yapıyorlar ama onun iki tur kontrolden geçmesi gerekiyor böyle yüksek yapılarda. Onun için de bu tarz yüksek yapı yapmış, uluslararası özellikle birinci derece deprem bölgelerinde uzmanlaşmış bir firmanın peer review'su dedikleri, yani onu bir tür şeyler, yani denetim, bağımsız kontrol kuruluşu da diyorlar tam Türkçe karşılığını söylersek, diyelim öyle şeyler de gerçekleştirdik. Uluslararası ilişkiler kurduk hani onların hep olabilmesi için. Bu benim yurt dışındaki eski tecrübelerimden de hep faydalandık. Diyelim burada bazı hikayeler size anlatmak isterim aslında. Diyelim burada bir nevi bir timeline görüyorsunuz. Nedir bu? Önce aslında bu kaldırma işlemi dediğimiz şeyleri anlatıyoruz size burada. Fakat onun öncesinde şundan bahsetmek isterim. Onu sanırım buraya koymamışım ama şöyle bir şey.
Bunu biz safhalara ayırdık, yapım aşamasını. Normalde alıştığımız binalardan çok daha farklı yapım süreci var. O yüzden de kentli tarafından ilk baş, yani hala da bence yeni yeni bazı şeyler algılanmaya ya da bu binanın aslında neye benzeyeceği ya da ne yapmak istediğiyle ilgili ancak yeni yeni görüşler yerini bulmaya başladı. En azından mimari açıdan konuşuyorum. O 203 metrelik betonarme çekirdek tamamlandığında birçok kişi bu bina önce o aşamada bitti zannetti. Akabinde bir 8 aylık sessizlik oldu onlar için ama bizim için öyle değildi. Çünkü biz o çekirdek dediğim betonarme şaft aslında evet, yani. O şaftın içerisinde biz bu 145 metrelik anteni inşa ettik. Nasıl yaptık? Onu böyle 12 tane parçaya böldük. En önce yukarıdan başlamak üzere o çekirdeğin merkezine soktuk. Onu bir tık kaldırdık. Sonra bir alttakini aldık, koyduk. Öyle öyle bu kulenin içerisinde biz bu, şurada gördüğünüz aslında bu anteni inşa ettik. Evet. Yani şöyle ve onu ya bu esasında kulenin kendi içinde inşa edilip yukarı doğru çıkartıldı. Aynen, yani şu kulenin bu betonarmesinin içerisinde inşa edilip böyle yukarıya itildi. Bu tam böyle 369 metreye ulaştı ve tam yüksekliğine vardığında artık herkes, bütün medya şöyle dedi, kule bitti dediler. Tabii biz bir şey diyemiyoruz çünkü biliyoruz hikayesini, çünkü biz daha yeni başlıyorduk, öyle diyeyim size. Sonra kendi içinde aslında mimari bağlamda yapıyı oluşturan içindeki katları, fonksiyonları, o bütün cephesini barındıran kısmı biz 7 parçaya böldük. Ve bunların her birine kaldırma diyoruz. Bildiğiniz yerde aslında 3-4 katlı binalar inşa edip bunları yukarıya doğru çekiyoruz diye düşünebilirsiniz, yani öyle söyleyeyim size. Bu K1'in görüntüsüdür. Burada K2'nin yukarıya çıktığını görürsünüz. Şu kısımda hepsi bir aradadır. Bu da daha yeni bu hafta sonu K4'ün de yukarı çıkmış halidir. Şimdi buradaki aşamalar devam ediyor olacak. En sonunda podyumunu yapıyor olacağız. Ümit ediyoruz ki yani Haziran'a kalmadan aslında burada gördüğünüz bu görselde, render görselidir bu. Bu görseldeki ana formu görmeye başlayacağız. Şu an şu aşamadayız. Evet, onunla ilgili bir şey, videoda sen yapmışsın esasında. Evet, onu açabiliriz hemen hızlıca. Şurada hemen azıcık. Aynen, şurada bir timelapse videomuz var. Bunun üzerinden canlı canlı göstereyim. Burada K1 yukarı çıkıyor. Bu gördüğünüz 3 katlı bir bina olarak görebilirsiniz bunu. Evet. Bu nereden baksanız böyle kilogram cinsi gibi, ton cinsi söyleyeyim, 1000 tondur. Yani 1000 araba gibi bir şeyi yukarı çekiyoruz. Yani içinde bütün aslında katı, yani çelik yapıdır. Döşemeleri, cephesi, aydınlatması her şeyi de yukarı kaldırıyor. Burada K2 dediğimiz diğer 4 kat yukarı çıkıyor. Şimdi birazdan K3 gelecektir. Ben burada tabii şeyi merak ediyorum, yani bu yüzeyler neyle üretildi? Yani bu yüzeyler esasında galiba o da çalışmanın önemli bir parçası. Evet, çok önemli. Robot, yani şimdi esas robot müzesi içinde inanılmaz bir katkısı var galiba, değil evet, mi? Yani evet, burada bilginin elde ettiğimiz o know-how, bu da yukarıya çıksın, bunu şöyle diyeyim. Bu cepheyi oluşturan cephenin son kat malzemesi GRC diye bir malzeme. Şuradaki şeyde size göstereyim, orada şöyle göstereyim. Yani şuradan da bakabiliriz. GRC diye bir malzemedir bu. Glass Reinforced Concrete diye geçer. Yani cam elyaf katkılı, aslında beton asılı bir malzemeden bahsediyoruz. Biz işlerimizin çoğunda da hep o malzemeyi kullanırız yani. Geçen yaz beton art yaz okulunda da değil, evet, betonla uğraştık falan. Aynı benzer şekilde. Onunla ilgili de deneyler yapıyorsunuz, evet, değil mi? Yapıyoruz. Laboratuvar var bir yandan, değil mi? Ofisin bir kenarı. Aynen, ofisin bir kenarında bir odamızı, böyle küçük de olsa bir odamızı ona ayırdık. Diyelim şu odamızdan şöyle bir görüntü size göstereyim. Hatta burada kulenin maket denemelerini gerçekleştiriyoruz. İşte 3D printer'ımız var. 3D printer'ımızın işte küçük bir akvaryumu var. O akvaryum aslında şu işe yarıyor. 3D printer'ımızla biz iki malzemeyle baskı yapabiliyoruz. Yani hem plastik basıyor hem de eriyebilen plastik basıyor. İkisini bir arada kullanıp bu tarz, yani bu kulenin formunda olduğu gibi
bir nevi amorf böyle eğrisel yüzeyleri basıyoruz. O eriyen malzemeyle bastığımızda şöyle bir faydası oluyor. Bunun iskelesini kuruyor diye düşünebilirsiniz. Sonra da akvaryuma koyunca onları eritiyorsunuz. Sonunda form ortaya çıkmış oluyor. Bir nevi teknoloji aslında en iyi şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi buralarda da hani sürekli testlerini bir nevi çok küçük ölçekte de olsa ofiste yaptığımız şeyleri daha biz bu GRC'yi kullanmaya karar verdiğimizde binanın cephesinde projelendirme aşamasındaydık ve bunların mock-up dediğimiz yani modellerini yapmak istedik ve bayağı robot kollar da kullanarak bir nevi bunların kalıplarını gerçekleştirdik özel parçalar için. Onların testlerini yaptıktan sonra dedik ki tamam biz bunu yapabiliriz. Bunlar hep burada bunlar, mı yapılıyor yoksa bunlar da mı? Bu ilk yapıldığında yurt dışında yaptırmıştım. Yani ben projeye çalışırken bu testlerin hepsini yurt dışında yaptırdım. Olabiliyor mu? Bütün bunların katmanlarını, nasıl olacaklarını hepsini oralarda tasarladık. Formu gereği bunlar böyle tek eğriselli formlardır. Hani şuradan da görebilirsiniz. Evet. Hani bir yönde eğriseldirler ama hepsi birbirinden farklıdır. 2500'den farklı panel var. Her biri kalıpla üretiliyor. Kalıpları da tasarlamanız gerekiyor. Eş zamanlı olarak da tabii şöyle bir şey de dönüşüyor. Hani ben espriyle şey diyorum yani hani kek yapmak gibi bir şey ama betondan yaptığınız için hamurunu iyi hazırlamanız lazım yani hani öyle kolay bir iş değil yani hani evet sönmeyecek. O yüzden iyi bir işçilik evet hamur iyi bir işçilik gerektiriyor. Bu da şöyle görebilirsin yani hani bu binanın röntgenini çeksen aslında hani ortada o betonarme çekirdek çevresinde çelik döşemeleri ve o GRC'yi de gördüğünüz işte bütün o yapısal katmanların olduğu bir şey. Bunun içinde BIM diye program aslında düşünce yöntemi platformlar kullanıyoruz. Yani yapı bilgi ya modelleri önemli. Burada esasında belki de böyle enteresan bana hani şu şunlar çok enteresan geliyor. Yani şimdi, cidden hani diyelim, bu bunlar niye varlar bu imajda özellikle? Niye dronelar? Ne yapıyor bu projede ne yapıyorlar dersen bu projede henüz bir şey yapmıyorlar ama robot müzesinde yapacaklar. Çünkü bu benim için çok önemli bir eleştiri. Yani o yüzden de bu imajı size getirmek istedim özellikle burada konuşmak için. Yani teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ve yapı sektöründe de artık çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bizim diyelim, düşünün 2011 yılında ilk tasarımı yapılmış bir bina ki ben o zaman da proje yani yarışma projesindeki önerim katları yerde yapacağız ve yukarıya çekeceğiz demiştim. Bugün yapabiliyoruz onu. Tamam süper. Ama aradan geçti 8 yıl, 9 yıl. Şimdi 2016 yılında ben projeleri işte kamuya teslim ederken binanın temizliği çok ciddi bir meseleydi. Yani nasıl temizleyeceğiz, işte nasıl oraya bakım üniteleri koyacağız. Hepsine çare bulduk, hiçbir sorun yok. Ama ben hep şunu dedim. Yani şimdi mimarlık ve yapı sektörü yavaş ilerliyor bir yandan. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, eskiden öyle ilerliyordu. Şimdi daha hızlı ilerlemeye başladı. Yani bizim o günlerde bundan sadece 3 yıl önce dert ettiğimiz konu, bugün bakıyorsunuz Avrupa'da birçok yerde yani cephe temizliğiyle ilgili işte drone yani çeşitli firmalar kendi olanaklarını geliştirip dronelar aracılığıyla cephe temizliği yapacak nasıl diyeyim? Yeni iş imkanları ortaya koyuyorlar. Bu kadar yüksek katlı binada henüz çalışmıyorlar ama iki yıl sonra çok rahatlıkla onda yapabiliyor olacaklar yani. Belki daha kısa sürede çok bile olabilir yani. Çok daha kısa sürede bile olabilir kesinlikle. Ve yani bu bakış açısı yani ben hep şunu şöyle yorumluyorum. Yani mimarlığı yapış şeklimiz, projelendirme şeklimizin formatları, kanunları, yönetmelikleri aslında güncellenmesi gerekiyor. Yani siz falanca tarihte projeyi teslim ettiniz, müteahhit devraldı. Ondan sonra sizin onunla hani projede hiçbir değişiklik yapamazsınız. İşte bu proje böyle üretileceğin ötesine geçip belli konuların yani diyelim ki bu temizlik konusu öyle bir şey. Aslında binanın o yapım ömrünün sonuna doğru yaklaştığınızda aslında karar verilip güncel bir şekilde eklense bence daha faydalı bir mimarlık yapmanın yani en binanın sürdürülebilmesi her için her bağlamda çok, kesinlikle çok önemli, yani çok daha önemli. O yüzden onların bile bence yeniden düşünülmesi gereken bir döneme girdik diyebiliriz. Yani kule böyle çok hani
olabildiğince hani hızlı anlatmaya çalıştım. Yani tabii böyle ofis, bir dünyası. Bir yandan ofisin içinde böyle deneyler evet, de yapılıyor galiba değil aynen, mi? Bu beton aynen. deneyi gibi evet, bir şey. Evet bu betonla yani. Yaptığımız bir deney aslında. Gene robotlarla mı yapılan bir şey bu, yok? Yok bu, gene, bunu da şöyle diyeyim. Bu ofisin içerisinde bunu aslında 3D printer kullanarak hı-hı. yaptık. 3D printerle önce kalıbı, hı-hı. yani bir önce tasarımı tabii ki 3 boyutlu hazırlıyoruz. Ardından 3D printle bunun ters kalıp diyoruz. Yani ters kalıbını hı-hı. hazırladık. Onun içerisine beton döktük. Hı-hı. Onunla yetinmedik. Hani kalıbın kalıbının kalıbını nasıl alabiliriz gibi böyle bir sorular silsilesi oluşturduk. Şu altta gördüğünüz aslında bizim vakum makinamızın hı-hı. bazasıdır. Şurada da ve kendimiz tasarladık onu. Yani hı-hı. hani bayağı low tech diyeyim. Bu kutuyu tasarladık. Hı-hı. Burada bir süpürge hattı vardır. O vakum hı-hı. olarak çalışır. Bunun üzerine de sonra bayağı işte plastikten şeyi yerleştiriyoruz. Yani bunu anladım. Kendisini bu sefer kalıp olarak kullanıp yerleştiriyoruz. Onun içine tekrar beton döktük. O beton bu sefer seramik gibi çıktı böyle. Hmm. Çünkü kullandığınız kalıp ne kadar pürüzsüz olursa son üründe o kadar kaygan, parlak ve hani mükemmel oluyor. Onları hani görmek bizim için kendi nasıl diyeyim küçük Ar-Ge dünyamızda faydalı şeylere dönüşüyor. Bunu hatta bu beton arttan bir önce çalışmıştık diyebilirim size. Akabinde dilim geçen yaz bu senin de böyle hani... evet ben yani açıkçası bu projeyi gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Hı-hı. Küçük küçük fotoğraflarını görmüştüm. Yukarıda da Tom Sakın'ın görüyoruz. Işte. Aynen. Ondan sonra bu Tom yani Sakın beni evet bu inanılmaz heyecanlandırdı. Bir yandan da çok merak ettim görmediğim için. Sonra bunun arkasında da esasında bir malzeme deneyleri tabii, falan olması tabii. beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hikayesi çok güzeldir bu projenin. Yani, hani bir de öğrencilerle yapılmış tabii ki aynen. O çok değerli kesinlikle. Beton Art yaz okulu yıllardan beri aslında düzenlenen bir yaz okulu. Bu geçtiğimiz yazda Abdullah Gül Üniversitesi hı-hı. konuk etmişti onları. Ve her sene de bir küratör eşliğinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene küratörü Deniz Aslan Bey'di. O da 5 tane moderatör seçmiş. O moderatörlerden biri de biri olarak da beni davet etmişti. Konuyu duyduğum anda çok heyecanlandım zaten. Tabii ki dedim yani hani ne katkıda bulunabilirsek çok güzel. Çünkü betonu ele alıyorsunuz ve onu yeniden yorumluyorsunuz ve bunu öğrencilerle birlikte yapıyorsunuz. 4 öğrencim vardı, bir de asistan bir arkadaşımız vardı Begüm. Biz böyle 6 kişilik bir ekip olduk hı-hı. diyelim. Benim yani herkesten de yani her moderatörden böyle bir tema tabii ki üst tema üretmeleri, hı-hı. sonra da öğrencilerle birlikte bunu geliştirmeleri talep edilmişti. Biz bu projeye Acromscape adını koyduk. Acrom normalde böyle renksiz demektir yani hani ama kendi içerisinde de şimdi Agü'nün bostanları vardır hı-hı. bu projenin yanında. Onu bizi onun yan tarafını bize arazi olarak vermişlerdi. Biz öyle bir şey tercih ettik ki hı-hı. yani süremiz kısıtlıydı. 10 günümüz var. Hı-hı. Hiç tanımadığım 4 öğrenciyle bir araya geleceğim ve bir iş başarmamız gerekiyor. Çünkü yapılacak yani sadece kağıt üzerinde fikir olarak ya da görsel olarak kalmayacak. Yapılacak bir proje. Ve betonun hani genelde bilinen özellikleri nedir? Böyle kent ölçeğinde de baksanız, halka da sorsanız gridir, işte ne bileyim kabadır, çirkindir. En çok onları söylerler. Böyle sevmezler, negatif, hep negatif sıfatlar vardır. Biz dedik ki aslında onun bambaşka yönleri de var. Yani tamam serttir, ama yumuşak görünebilir, beyaz da olabilir, başka dokulara da sahip olabilir, doğal da olabilir, hı hı. doğayı da içinde barındırabilir derken böyle, böyle bir şeyler mi oluşmaya evet, başladı? Bir nevi o fikirlerin özü oluştu. Ve 4 öğrenciyle üreteceksiniz. Biraz da iddialı, yani yapmışken full yapalım dedik ve süreci hı hı. de iyi tasarlayalım dedik. Bir birim tasarlayıp onu ne kadar çeşitlendirebiliriz dedik. Ve birimimiz bizim 50'ye 50'lik. Şurada evet gösterebiliriz aslında. Biraz olabildiği kadar yani şöyle hı-hı. zoom yapalım. Bunların her biri 50'ye 50'lik böyle plywood'dan kalıplarımız vardı. Yükseklikleri de değişkendi. Onların içerisinde yani bizim tek olayımız aslında o kalıptı ve üzerindeki bir bez. İçine koyduğumuzda
dikmeler diyoruz. Değişik yükseklikteki hı hı. elemanlar vardı. Yani biz şöyle bir yere sana çizersen belki şey evet. olur. Şöyle diyelim ki elim ters kaldı. Yok sen şey, kendime göre görüyorum. Şey yapayım yani. Tamam. Sen kendine göre çiz. Şimdi böyle plywood'dan şeylerimiz var. Hı hı. Böyle kutular hayal et. Bunun içerisinde yani buna 50'ye 50'lik şeyleri var, ölçüleri var. İçerisinde 10-10'luk biz gridler çizdik şeyin. Hı hı. Bunların böyle kesişim noktalarından, merkezden dedik ki işte hani belli yerleri, her birinde de başka olacak şekilde değişik dikmeler yerleştirebiliriz. Hı hı. Yani nedir bu? İşte buna kesitte baksanız, şöyle bir şekilde baksanız. Diyelim yeri geldi ve o dikme dediğim şeyler de çünkü mimarlık fakültesi vardı okulun içerisinde. Onların kullandıkları atık straforlar, ha, ne bileyim şey plastik öğeler. Ben bayağı öğeler, şey gibi asma tavanları falan yok, ya da yükseltilmiş döşemelerin içindeki gibi bir şeyler diye yok, bekliyorum. Yok yok hani ha, gayet böyle... yani bir kenara atılmış malzemeler. Öyle malzemeleri topladılar. Ve o bağlamda da bence çok değerliydi. Çünkü onlara bir amaç yüklemiş oldu öğrenciler. Onları değişik yüksekliklerde diyelim ki böyle kestiler. Yeri geldi şey kullandılar. Nasıl diyeyim? Böyle bayağı plastik kovalar diyeyim. Hani boya kovası gibi şeyler buldular. Onların da şuna faydası. Şey, kum kovaları gibi. Kum kovaları gibi. Bunun üzerine şöyle bir işte esnek bir kumaş yerleştirdiğinizde ve bu işte dikmelerde değişik yüksekliklerde olduğunda ve bunun üzerine daha sonra siz betonu döktüğünüzde bu tabii ki şu şeylerin verdiği aralara göre kendisi böyle esnek formlar almaya başlıyor. Hmm. Ve şunları bile ona göre hesaba kattılar önceki denemelerimizden. Yani şu gördüğünüz alan bu sefer aslında bizim betonumuzun şeklini oluşturmaya başladı. Bir beyaz bir betonu mu? Evet, beyaz içerikli bir betonu oldu. Yeri geldi böyle şey büyük kovalar koyduk. O zaman da ne oldu? Bez haliyle şöyle bir hareket yaptığı için beton içerisinde delikler oluştu. Hmm. Onlar da bizim bu yeşillikleri, yani bunların adı da festuka diye geçiyor, mavi çim Türkçesi. Onları yerleştirmemize olanak sağladı. Peki bu yüzeyler nasıl oldu? Yani o da bir deneyim bir parçası. Aynen, deneyim bir parçası. Yani, yani çeşitlenmede şu... sadece o dikmelerin yerini, hani griddeki yerini değiştirmekle yetinmedik biz. Bu sefer gittik. Tamam, hani ne kadar yoğun beton koyarsanız o kadar böyle pürüzsüz pamuk şeker hı-hı. gibi. Yani şu arkadaş ilk döktüklerimizdendi. Hani ilk bu çıktı. Herkes zaten inanılmaz heyecanlandı bizde. Sonra orada şimdi çakıl miktar falan. Aynen var. Çakıl agrega vardır. Demin bunda kum ağırlıklıyken bunda işte 10'luk, 12'lik hı-hı. değişik çaplardaki agrega, yani taşların çakılın büyümesiyle biz 3 farklı öyle tür seçtik. İşte biri tam pürüzsüz, orta ve iri olanlar hı-hı. diye. Bu da genel tasarımda hani bir tepede yaratmak istemiştik öğrencilerle. O geçişte bize nasıl diyeyim hı-hı. doğanın kendi o kaba dokusu içerisinden daha pürüzsüz bir tepeye doğru giden o acromscape dediğimiz bir nevi peyzajın tasarımının gerçekleşmesine yani, vesile oldu. Bir şekilde şu makineyle yapılan şeyin yani ben biraz öyle düşünüyorum. Bu makineyle yapılan ya da bu işte belki dijitalde tasarlanıp şu evet. yüzeylerin hani dijitalde tasarlanan bu yüzeylerin ya da şurada evet. işte maketi yapılan yüzeylerin hani dijital olarak üretildiği, neredeyse dijital olarak üretildiği diyeyim. Evet. Ondan sonra bir yerden bir anda böyle bir analog dünyanın aynen. içine geçmek. Yani evet. ve burada hani o malzemeyi denemek falan bana inanılmaz heyecan verici geldi. Ve bu sanırım buraya doğru gelince evet. Bir şeye dönüştü değil mi? Yani bu heyecan verici bir projeye kesinlikle. Dönüştü gibi geliyor. Ya bir yandan da şeyi de merak ediyorum. Bu süreçte sen ne kadar tasarımın hangi aşaması ne kadar? Yani genelde ofisteki o çalışma şeyinin de insan merak ediyor. Yani evet. sen orada çünkü çok mesela bütün bu üretimlerde bir sürü software kullanıyorsun. Tabii ihtimalle. Tabii. Aynen. Sen bunun nasıl dahil oluyorsun? Yani onları nasıl yönetiyorsun? O kısmı da bir yandan bütün bu bürokratik kısmının dışında
Şöyle diyeyim, ben merak edilen güncel bir şeydir. Olarak aktifim yani ben hani o dijital dünyada da bayağı aktifimdir yani hep güncellerim kendimi de. Çünkü sorulara cevap verebiliyor olmam lazım. Hı-hı. Onu kullanabiliyor olmam lazım ki onunla birlikte düşünebileyim, ekiple de onunla evet, birlikte yani... düşünebilelim, öyle söyleyeyim sana. Hı-hı. Ama bu şöyle bir şey, yani o dijital dünyada aslında bir kere düşünmeye başlayınca yeni gelen hiçbir şey sizi ürkütmüyor. Yani çünkü o sanki normal siz nasıl yenilenip bir insan olarak gelişiyorsanız o bilgileri de benzer şekilde alıp kendinizi güncelleyerek yola devam edebiliyorsunuz. Onu bir şekilde vakitte ayırabiliyorsunuz. Burada ufak bir soru soracağım tabii. Sana. Yani bu senin Londra deneyimin bunda katkısı büyük çok, olduğunu çok, düşünüyorum. Kesinlikle. Yani şey olarak yani hani hadi özellikle tabii. Yani belki öncesinde okul ama sonrasında yüksek lisans ama sonrasında Hadit'in ofiste çalışmanın yani orada başka bir şey de var değil mi? Yani bilginin de üretilmeye çalışıldığı tabii. Bir yandan bir durumdan bahsediyoruz yani benim, değil mi? Yani genelde böyle projeler son projeleri özellikle çok eleştirilse de ya da bu tip projeler zaman zaman çok eleştiriliyorlar. Yani estetik olarak hani belki çok tartışmaya açıklar cidden ama bir yandan da inanılmaz bir arkasında bilgi üretimi var. Yani evet. O ya da bilgi paylaşımı mı diyeyim? Hı-hı. Belki de o disiplin arası durum da bunun içinde çok aynen. Görünür oluyor. Aynen. Yani şöyle diyeyim, hani sözünü kesmemiş oluyorumdur umarım ama hani şöyle genelinde şey yaparsak hani burada evet. Dediğin gibi dijitalden analoğa dijitale aslında hepsinin iç içe geçtiği bir durum var ve özünde gerçekten bilginin üretimi var ve bilgiyi nasıl ürettiğiniz durumu var. Ben bunu en özünde şöyle diyorum. İster dijital olsun, ister analog olsun aslında siz orada süreç tasarlıyorsunuz. Evet. Yani bir sistematik tasarlıyorsunuz. Bir sistem üretiyorsunuz. Yani bu analogta da bir sistem aklı var. O sistem aklını ürettiğin zaman yani normalde olanaksız olabileceğini düşündüğün bir şeyi evet. Aslında hem çok ucuza hani inanılmaz ucuza hem de inanılmaz bir çeşitlilikle ve bir fayda sağlayacak şekilde yapabiliyorsun. Yapabilirsin. Ama buradaki işte bu kompleks sonuç ürüne baktığında inanılmaz kompleks. Evet. Ama arkasındaki çok simple bir düşüncenin çoğaltılarak yapılmasıyla elde ediliyor. Aynı şeyleri aslında bunlarda da görürsün. Yani o simple bir başlangıç vardır ama oradan kompleks bir duruma varırsın. Bana bunu gerçekten Londra'da geçirdiğim o hani toplamda 8 yıl olan hani önce master eğitimi sonra Zaha okulu diyeyim yani hani orada geçen yıllarda en özünde yani projelerin... Ya dışarıdan böyle çok birbirine benzeyen yapılar gibi dursa da... Dursa da hani özünde gerçekten matematiğin, analitiğin, bilimin ve bilgi akışının full kurgulandığı ve inanılmaz bir şekilde... Yani aslında geometriyle uğraşıyorsun ve öyle tesadüfi hiçbir şey yok. Yani her şeyin inanılmaz bir karşılığı ve açıklaması var ve hani... Hani bunu bilimsel olarak da açıklayabiliyorsun. Sadece hani mekanları yaratmanın ötesine geçiyorsun. Onu açıklayabildiğin ciddi bir dünya var. Ve o sayede de işte yeri geliyor. Analogta da bu kadar rahat, özgürce düşünebiliyorsun. Dijitale geçtiğinde de robotlar dünyasına girdiğimiz bu dönemde onlarla iletişim kurmaktan ya da kurabilmekten hiç çekinmeyeceğin o bilgi yine süreç tasarımını yapabiliriz. Diyelim bu proje uluslararası bir yarışma. Seyur Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının sonlarına doğru bu yarışmayı ilan etmişti ve başlık şu. Benim hani en ilgimi çeken üç kelime yan yana. Robot Science Museum. Ben gördüm ve yani biz buna katılmak zorundayız. Yani hiçbir nasıl diyeyim kaçışımız yok ve uluslararası açık bir yarışmaydı. Yani açık yarışmalara katılmak kadar riskli hele bir ofisseniz durum yoktur yani genelde. Davetli bir yarışma olmadığı sürece büyük tercih etmezsiniz yani hani. Ama dediğim gibi hani bu üçlü kombinasyon o kadar cezbediciydi ki ne olursa olsun dedik. Deneyim. Yani hani bu bizim bir Ar-Ge projemiz olur. Bir sonuçta bu konu üzerine düşünmek için de vesile olur dedik. Katıldık. İşte 2019 başında Ocak ayında teslim ettik. Şubat'ta da bana önce bir telefon geldi. Dediler ki işte ilk beşe kaldınız. Sizi jüriye sunuma bekliyoruz. Jüri karşısında sunum yapılacak. Ondan sonra da sıralama açıklanacak. Gittik sunumumuzu gerçekleştirdik. İşte projeyi anlattık.
ardından... Şey, belediye başkanları falan bizdeki gibi mi yani? Öyle bir protokol durumu içinde mi? Yoksa bayağı jüriye sunuyorsunuz. Jüriye. Hani projenin jürisine sunuyorsunuz. Her biri de ayrı ayrı sorular sordu. Böyle kritik sorular. Hepsine cevapları verdik. Akabinde işte aradan birkaç gün geçti. Resmi olarak ilan ettiler. Çok güzel. Birinci olduğumuz projeyi de biz teşekkürler. Sağ ol. Şimdi projenin yani tasarımsal hikayesine bakarsak da yani biz tasarım olarak yönsüz bir proje tasardık. Yani görüyorsun aslında küresel biraz planda baktığında küresel işte görünüşlerinde baktığında aslında böyle hafif eliptik bir formu olan tam böyle geometrik biraz yumurtanın böyle evet genelde yumurta diyorlar bir, hani evet, görenler Eseul'ün yumurtası falan diyenler var. Ama hani onun ötesinde asıl yapmak istediği şey şu tabii ki. Yani şimdi Seul öyle bir seviyeye gelmiş ki robot bilimi konusunda ve dünyada baktığımızda hani tüm endüstriler arasında Güney Kore bu konuda dünyada bir numara. Yani bütün istatistikleri açın bakın Güney Kore bir numara. Onu takiben işte Singapur, Japonya falan ondan sonra Avrupa gelmeye başlıyor gibi böyle bir sıralamalar söz konusu. Yani bu kadar ileri bir seviyedeki bir ülkede ve onun önemli şehirlerinden biri olan Seul'de hani bunun müzesini açma ihtiyacı duyuyorlar. Ve burada hani kendi robot biliminde geldikleri durumu sergileme ihtiyaçları var. Ama biz şöyle dedik yani tamam bunu tabii ki yapacağız. Ona göre iç mekanlarını her şeyini tasarlıyor olacağız. Ama bu proje hani bu bir hani öyle bir konu ki aslında yani mimari bir yapı olarak yani neden bizim mimarlık yapış şeklimiz de onunla eş zamanlı olarak bunu yansıtmasın? Ve yani böyle üst sözümüz daha en başında projede şu oldu. Hani daha tasarımın ne olacağını bilmiyoruz kendi ekip arasında. Dedik ki bu proje dedik, ilk sergisini dedik sahada aslında onu yapan robotlarla başlatacak. Yani nedir bu? Bu robotlar... bir nevi cephede görev alabilecekler. Cephesinin montaj işlemlerinde, tasarım işlemlerinde. Bu imajda pek görmüyoruz ama şuradakinde daha iyi görürsünüz. Burada betondan böyle bir peyzaj vardır ve adeta o böyle küçük bir tepecik oluşturur. Bu da onun üzerine bir nevi yerleştir. Evet. Ve ilk tasarıma başlarken biz uzun bir süre hani bu robot bilim müzesi falan derken bayağı UFO'ları araştırmıştık. Belki bir yumurta şeyi oradan geliyor. Ha, evet. Yani bayağı ciddi UFO'lar üzerinden araştırma yaptık. Ama proje alanımız çok kısıtlıydı. Yani metrekare olarak çok büyük bir proje değil çünkü. Evet, evet. Evet, yani 2500 metrelik bir arsaya oturuyor. Toplamda da nereden baksanız 10.000 metrekarelik bir şurada şey. Şurada robotumuz duruyor. Evet, o artık inşaat bitti ve kendisi sergi elemanına dönüşmüş bir robotumuz var. Bu hani o hikayenin bir parçası. Hani değil mi, cephesinde de en son böyle nasıl diyeyim onun kabuğunu oluşturan devrelere benzeyen yani onu bilerek hani bir vurgulamak istedik. Hani çok uzaktan baktığımızda da nasıl diyelim hani o dünyanın, o teknolojik hissiyatın o küçük de olsa imgelerini görebilecekleri bir cephe karoloji diyeyim yani size. Öyle bir şey olması önem taşıyordu. Yani burada onları daha iyi görürsünüz. Hani buradaki beton tepemiz. Hareketli bir animasyonu da mı var? Evet evet var. Aynen var. Onları böyle gösterelim. Böyle bir şey vardı sanki. Şu muydu? Diyelim vardı. Şurada robotlar hareket ederken var. Hani burada animasyonla en azından fikri anlatmaya çalıştığımız böyle öyle tık tık koyuyor onu orada. Bunları peki sunuşta bunları da paylaşmış mı tabii, oldunuz? Tabii tabii aynen. Şurada hepsini anlattık yani. Evet. Tabii hani bu hikayeyi aktarabilmek için anime ettiğimiz küçük animasyonlarımız. Bununla birlikte şöyle de diyebilirim. Yani bu proje yani ana amaçları aslında hem toplum genelinde. Buradan şunları da belki gösterebiliriz. Bakayım. Şu videolara başlamışken ana amacı sonuçta şeyi göstermek istiyorlar. Yani toplumu eğitmek istiyorlar bu konuda. Bunun iç mekanlarında da biz toplamda 4 tane kat var burada. Ve bir tane de bodrum katı var bu projenin. Burada ana konsepti iç mekanlarda oluştururken şöyle bir şey yaratmak istedik. Katlar arasında
katları birbirine bağlayan böyle tüneller söz konusu ve bakı noktalarımız söz konusu. Böyle sürprizli bakı noktaları var. Yani baktığınız ama erişemediğiniz. Zemin katımız kamusal alan olarak geçiyor. Hı-hı. En çok işte ne bileyim kafeterya, kütüphane evet. gibi mekanlar var. Birinci katta seminer mekanları, eğitim mekanları var. Buradaki 3 ve 4. katları ise aslında ana sergilerin gerçekleştiği Hı-hı. mahalleleri oluşturuyorlar. Bu tünellerin içinde de yürüyen merdivenler söz konusu. Benim buradaki kesitte yine onun benzer bir şeyini görebilirsiniz. Hı-hı. Burada insancıklar hareket ediyorlar. Altta bir kat otoparkımız var. İşte lobisi, müze alanları, bu şeyin oraya geçiş noktaları. Şimdi bu köprüler tabii ki hepsi plan üzerinden göstermem lazım. Çünkü evet, başka oryantasyonları var. Çünkü orada bir algılamak zor oluyor. Biraz da yaklaşabilirsek esasında proje... Bu bahsettiğin esasında şu alttaki şey de esasında değil mi? Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada mi? Biraz gözüküyor esasında. Bu o peyzaj alanı yani betondan olan peyzaj. Evet, o bahsettiğin biraz hafif yükselen bir Aynen. peyzaj alanından bahsediyoruz. 2-3 metre değişiyor hani yükseklik eğrisi. Şurada önemli bir dört yol ağzında yer alıyor proje. Ve bu giriş aksını, ana giriş aksını yani yayalar için biz çapraz yönde gerçekleştirdik. Projenin batı yönünde diyeyim yapılacak olan bir fotoğraf müzesi var. Onunla da bağ kuracak bir aksımız orada söz konusu. Seni yoruyoruz ben şeyde. Ve yapının da çeperinde yani bu peyzajla arasında bir nevi hem bir sirkülasyon yani 360 derece sirkülasyon alanı yaratan dar bir koridorumuz var. Onu bilinçlice öyle tasarladık. Şöyle bir şey değil mi? Şimdi şurada şunu tutarken bir yandan sanki tabii. şurada bir fotoğrafta gözüküyor muydu? Şu yandaki bina değil mi esasen bahsettiğim? Evet, şu evet. Şu aynen bu bina. Tamam. Hani daha tam şeklin ne olacağı belli değil ama değil, en azından işte, ilişkileri görmek evet. adına böyle bir yeri var. Bir köşe bina aynı zamanda. Köşe parsel. Aynen köşe parsel. Yani bir yandan caddenin iki tarafından da ilişki kuruyor. Evet öyle bir durumu var. Ve içerisinde işte hani siz girdiğinizde sizi böyle karşılayan iki yönde de ayrı merdivenlerimiz söz konusu. Onları birazdan da yine gösteririz de şurada buldum. Ha, onları daha renklilerini de gösteririz. Evet birazdan yani gösteririz. Oradaki robot beni öldürüyor. Onu, robottan. Onu... Köpek şeylerden. Boston Dynamics. Evet. Ben biraz şeyim ya. Black Mirror korkusu oldu bende. Onlar yüzünden oluyor tabii ki haliyle. Evet. Böyle bir giriş katı var. Evet, böyle bir giriş katı var. Bir üst kata çıktığımızda, o şimdi böyle hareket eder. Burada da seminer odaları, eğitim birimlerinin olduğu Hı-hı. bir katımız söz konusu. Bayağı küçük bir yapıdan bahsediyoruz. Metrekare olarak küçük, evet. Yani kat planları 1500 metrekare gibi ortalama. Ve işte bu tüneller ortak lobi alanları yaratıyor ve buralarda Hı-hı. sergi alanı olarak kullanılıyor olacaklar. Nasıl bir şey sergilenmesi planlanıyor? İşte, yani öyle bir şey şimdi, var mıydı programda? Ben yani kısmi olarak var ama çok da net değil. Çünkü kendi tam olarak ne sergileyeceklerini süreçte de kendileri netleştirmek Görecekler. İçin vakit tanıyorlar. Bir kısım çünkü şimdi robot bilimi öyle bir şey ki ilk robotlar daha iri ve büyüklerken zaman içerisinde tabii ki boyutları da değişiyor. Ve hangi sektörlerden hangilerine yer vereceklerini de hani ona göre tasarlanacak. Yeri gelecek daha dijital şekilde. Yani sergiciliği de tartışmanız gereken bir müzeden bahsediyoruz. Yani nasıl sergileyeceğiniz orada olmayan ama orada varmış gibi. Yani AR'ından, VR'ından hani virtual reality dediğimiz augmented reality, mixed realityler nasıl kullanılacağının aslında güzel bir örneğini temsil ediyor olacak proje. Şöyle. Öyle görebilirsin. Sanırım o görsellerden hani renkli iç dünyasından tekrar, biraz gösterebiliriz. Evet, yani oradan tekrar bir konuşalım. Bunlar tabii son yarışma döneminde hazırladıklarımız olduğu için haliyle kısıtlı adapteler. Şöyle şu robotlar burada işte yani. Evet. Bu Boston Dynamics. Evet. Londra'da beni konuşmaya davet ettiler. Böyle Next Build diye bir konferanslar Hı-hı. serisi oluyor. Orada Boston Dynamics de gelecekmiş. Artık diyorum hani bunun konusunu bir gündeme getiriyor bu oluruz birlikte. Bu bahsettiğin şeyler değil mi? Aynen bunlar o tüneller dediğim. Yani. Aha, şurada da var. Buradaki sizi zemin kattan 3.
kattaki sergi alanlarını alıyor götürüyor. Yani iki katı bir nevi keserek yukarıya doğru çıkıyor. Tünellerin içinde de daha karanlık bir ortam hayal ediyoruz ki hani bu aydınlık kat ortamından sizi aslında başka bir kendi içindeki başka bir evrene doğru taşıyor olacak diye düşünüyoruz. Bir kara delik gibi. Kendi içinde evet, aynen öyle. Bu sergi alanlarından hani şu an için elimizdeki veriler üzerinden... Bu da ama yarışma sırasında sunduğumuz şeyler değil mi? Yani aynen. Daha bu projenin bir şu an şey süreci var değil mi? Şimdi konsept aşaması dersek buna, yarışmadaki konsept aşaması dersek. Şimdi Seul Büyükşehir Yönetimi ile iletişim içerisindeyiz. Lokal partnerlerimizi de bulduk sayılır. Onlarla birlikte projenin daha detaylı çalışmalarına başlıyor olacağız. Daha detay projeleri çalışılacak, uygulama projeleri çalışılacak. Bu gördüğünüz her şey tabii ki çok daha detaylı ve daha heyecanlı hale gelecekler. Şu an birçok şey fikir aşamasındayken bunların her biri tüm teknolojileri kullanılarak üretiliyor olacak. O gördüğünüz cephe diyelim ki robotların onu inşa edebilmesinin gerçekliğini sağlayabilmemiz için... Diyelim şuradan göstereyim size. Diyelim biz MAA olarak yani Melike Altınışık Architects olarak ofiste genelde tasarım ve üretim süreçlerimizde Rhino, Grasshopper, Revit gibi programlar kullanıyoruz. Evet. Bunlar da bize BIM altyapısı için hep olanak sağlıyor. Fakat bu projede onlar da yetmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle cephe konusunda daha böyle Katya, Digital Projects gibi programlar. Yani çünkü robotla iletişim kurmasını sağlamak istiyorsak bilginin, yani amaç hep bilgi. Yani üç boyutlu üretirsiniz binayı. Tabii. Ama o bilgiyi üretmek başka bir şey. O datayı transfer ediyor olabilmek başka. Yani software'iniz, yazılım programınızın da o akla sahip olması gerekiyor. O yüzden bizim için de böyle başka serüvenler açılacak. Zamanında yıllar önce o dünyaya girmişliğim var. Zaha ile çalışırken. Ama tabii ki 2013'ten beri o konulardan biraz uzak kalmıştık. Şimdi tekrardan onlar gündeme geliyor olacak. Onu da heyecanlı. Bayağı heyecan verici esasında bir yandan. Kesinlikle. Yani ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi proje bu robotlarla yapılacak, üretilecek falan. Ama bir yandan yani bu insan kısmı ne olacak yani meselesi var. Yani hep şey meselesinde tartışıyoruz ya bir yandan. Hani etik olarak hani burada çalışacak Koreli işçiler yerine Koreli robotlar olması meselesi mesela. Ya da belki de zaten artık bütün endüstri öyle bir şey ve ben senin bir konuşmanda şey yani mesela iş kazaları ile ilgili başka bir durumun da esasında söz konusu olduğundan bahsetmiştin. Ben orada hiç aklıma gelmeyen bir noktaydı ve enteresan geldi. Yani cidden hani evet robotların öyle bir tarafı da var yani. Nasıl kullandığınızla ilgili. Evet. Yani o yüzden ben şöyle de görüyorum. O diyelim ki hani sonuçta genelde en çok korkulan şey biraz önce senin de bahsettiğim bizim işlerimizi, görevlerimizin yerini alacaklar. Biz ne yapacağız? La başlıyor ilk korkular, tereddütler. Aslen yani eskiden yani bu teknolojiler bilgisayar da yoktu değil mi? Hani o zaman başka meslekler vardı ve birçok mesleğin yeri sürekli değişiyor. Biz ilerledikçe yani insanoğlu ilerledikçe değişiyorlar. Ben robot bilimi ilerledikçe de bizlerin hep yeni işler yaratacağına inanıyorum. Yani o konuda şahsen bir tereddütüm yok. Fakat diyelim şu an olmayan şeylerden biri bunların hakları, hukukları, bunların yönetmeliklerinin nasıl kurgulanacağı, kanunların bu yönde nasıl gelişeceğiyle ilgili aslında bizlerin yani bizler derken hani bu konuda çalışması gereken kişilerin ona göre gerekli girişimleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir öyle bir dünya var. Yani bunların hakları, hukukları ve bizle olan ilişkilerindeki bunların yeri. İki, gerçekten özellikle yapı sektöründe bakarsanız daha yeni yeni giriyor robotlar yapım sektörüne. Aslında diğer endüstrilerde hani otomotiv sanayinden tutun uçağa kadar yani onlar da çok uzun zamandır varlar. Ve bir, yani orada hali hazırda varlar ve sürekli de gelişiyor tabii ki.
Ama mimarlık dünyası ve bizi ilgilendiren yapım sektöründe her şey, yani bütün gelişmeler hep en son gelir neredeyse diğer endüstrilere göre. Bize yansımalarında böyle filtrelenene bize geliyor. Tabii bunu birçok boyutta tartışabilirsiniz. Ben robotların kullanımının pozitif yönlerini şöyle görüyorum. Diyelim ki böyle bir yapıda kullanılma sebeplerinde bir dronlarımız var. Sen onlarla bayağı ilgilisin, seviyorsun. Dronların rolünü söyleyeyim mi bu projedeki? Evet, onu da merak ediyorum cidden. Yani şöyle, bu projede dronlar aslen... Cidden çalışacaklar yani. Tabii, değil yani mi? Hedefimiz o yani. Hedef ama o. Şöyle bir çalışma onlarınki. Daha çok saha müdürü gibi düşünebilirsin. Bayağı iyi. Evet. Yani çünkü sahayı scan alabiliyorlar hani haliyle. Hem güvenlik tabii ki ilerlemeyi kaydediyor, güvenlik kontrolü yapabiliyor. Yeri geliyor, robotların senkronizasyonunda görev alabiliyor. Yani onların görev dağıtımı gibi düşünebilirsin. Yani bir nevi bir bilgisayar görevi, oradaki veriyi aktarıyor gibi düşünebilirsin. Ki bunu daha arttırabiliyorsun, onun alabileceği görevleri. Diyelim projenin süresini kısaltabiliyorlar. Diyelim ki robot kollu bir sistem kullandınız. Nasıl kısaltıyor? Çünkü sizin daha en baştan projelendirmede ve o bilgileri müteahhite aktarma sürecinde her şeyi tasarlamış olmanız gerekiyor. Evet. Ve o tasarım bir nevi de yapım sürecindeki şeyi de tasarlamanız, işte oradaki işçi hastalandı, kaza geçirdi vesaire gibi unsurları da azaltıyorsunuz. Ve optimize artı bir yandan da hani programlı bir şekilde çalışmasına vesile oluyorsun. Yani biliyorsun. O onu alacak, koyacak. Çay molası yok. Falanca yok. Hani o onu 8 saat çalışacak. Yazık değil mi? Bu robotları demek istiyorum. Ama tabii... Ya bence işte hani... bu sayede de daha uzman mühendisler gelişecek. Onların rolleri de daha oralara belki kaymaya başlayacak. Zaten biraz anladığım kadarıyla Seyir'de yapılmak istenen de o değil mi? Yani böyle bir... Bu müzenin esasında o... insanlarla buluşturmak istenen şey de o bilgi değil mi yani? Tabii ki, hani aynen. Bu hani sadece bir eğitimin parçası. Çünkü geçen gün bir tane metin okudum. Çok enteresandı şimdi. Kim olduğunu, bu PISA sınavının galiba organize eden koordinatörlerden biri sanırım. Şeyden bahsediyordu. Yani bu ilkokul seviyesinde robot eğitiminin ilkokul seviyesine inmiş olması falan meselesi üzerine şöyle bir şey söylüyordu. Yani esasında robotları nasıl çalıştıracağım? Biraz önce senin analog ve dijitalle de ilgili bahsettiğin şeyde de yani robot yazılım üzerine çalışmanın ileride belki bir anlamı da kalmayacak. Yani bugün hani ona çok önem veriliyor ya, yani hani robotlarla ilgili, yazılımla ilgili kısmı, yani yazılım mesela dersleri daha ilkokula indi hemen. O diyor ki, yani onun dediği şeyde şöyle güzel bir taraf var. Tam da bu işte analog deneyler ve dijital deneylerin bir arada olma durumundan yola çıkarak da, destek alarak da biraz. Ya o bilginin nasıl kullanılacağını bilmekle ilgili. Yani eğitim, yani bir şey, yeni teknoloji çıkacak ve belki yazılımın dışında da artık yazılım o kadar kolay üretilebilir bir şey olacak ki belki de. Değil mi? Yani bir başka bir şeye ihtiyaç var. Esas onu nasıl dönüştürdüğümüz, nasıl kullandığımızla ilgili bir öneme sahip diye düşünüyorum. Yani, böyle özellikle sen de şey dedin ya, programı da tam belli değil. Hani o da nasıl şekilleneceği de biraz süreçle ortaya çıkacak. Yani çok cidden merakla bekliyor insan, yani nasıl bir şey olacak. Yani diyelim sergilemek programı, evet biraz belli ama çoğu belli değil. Belli olmaması da bence doğru bir şey. Evet, çünkü evet. Biz daha projelendirmeyi yapıyoruz. Hani o kule üzerinden de anlattığım örnekteki gibi yani. Hani bazı şeyler daha ileriye kalmalı. Hani o kadar hızlı gelişiyor ki. Tabii. Hani biz 2 yıl önce ne kadar mixed reality konuşuyorduk. Evet. Yani ne kadar hani elbet konuşuluyordu ama diyeyim şu an geldikleri noktaya bak ve ne kadar da hızlı gelişiyor her yani şey, evet, değil mi? Yani evet, artık neredeyse evlerde 3D printerlar öyle, falan öyle. Var yani. Hani öyle bir herkes kesinlikle. Kendisi bir Çin'den bir yerden böyle 3D printer getirip böyle küçük küçük işler üreten kesinlikle insanlar var. Kesinlikle, hani eskiden sadece nasıl diyeyim belli malzemeleri basarken artık çikolatasını da basıyor, camını da cam basabiliyorlar. Yani cam basmak başka bir şeyken onu bile yapabiliyorlar yani. Hani beton basmayı geçtim artık, hani seramik de basıyor, metal de basıyor falan, hani
her ve çok daha kolay erişilebilir bir hale geliyor. Hani dediğin gibi çocuklar da uğraşıyorlar ve bence onların zaten bu bilgiye erişmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onları kullanabilmeleri, yazılım da yazmayı bilmeleri gerekiyor. Çünkü ileride hani yani belki ihtiyaçları olmayacak o yazılıma ama bilmek başka bir şey. Yani o da bunun tarihini bilmek gibi bir şey. Hani biz şu an bulunduğumuz noktada bana göre yaşadığımız dünyada gerçekten bir ciddi bir geçiş döneminin içerisinde yaşayan bireyleriz. Ve hani bundan 50 yıl önceki dünyayla 50 yıl sonraki dünya bambaşka olacak. Yani büyük ihtimalle başkalaşacak gibi gözüküyor. Bir de çoğalan dünya nüfusuna baksan zaten net bir şekilde değil mi? Yani hani bu onu ortaya koyuyor. Şöyle düşünün. O yüzden çocukları eğitmek lazım. Evet, aynen. Çünkü AI hani bizi ele geçirmeden önce onlar onu hacklemeyi öğrensinler. Aynen öyle bir durum var değil mi? Hacklemeyi öğrenmeleri lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Ben hemen böyle ufacık bir şey daha sana sorarak belki bitirmek istiyorum. Yani şimdi daha çok başındasın bu Kore sürecinin. Orada bir belediyeyle ve işte gene herhalde bir devlet kurumu olarak kamuyla çalışıyor olacaksın. Evet. Kulede de kamuyla çalışıyorsun esasında. Daha karşılaştırmak için belki çok kolay bir şey de değil, yani çok kolay karşılaştırma yapmak mümkün olmayabilir süreç başlamadığı için tam diye düşünüyorum ama şöyle bir ön duygun ne? Yani nasıl buradaki süreçle oradaki süreci karşılaştırabilir misin? Şöyle, şöyle karşılaştırsam doğru olur diye düşünüyorum. Yarışma sürecinden başlayarak geldiğimiz noktaya bir bakarsak, böyle genel kıyaslamalar üzerinden bakarsak, diyelim ki çok organize bir yarışma süreci vardı. Hani açık yarışmalar Türkiye'de de zaten çok yoktu ve biz de katılan ofislerden biri oluyoruz onlara. O yüzden de çok rahat karşılaştırabilirim diye düşünüyorum. Diyelim orada daha proje yarışmaya açıldığı noktada İstedikleri her şeyi çok net sıralamışlardı. Yani brief çok net, tanımlı bir brief. Eş zamanlı olarak böyle bir yarışmayı açtıklarında, böyle bir müze için ayırdıkları yapım bütçesi baştan belliydi. Bu projenin yapım bütçesi budur. Bu projenin tasarım bütçesi budur. Yani projelendirme aşamasında verilecek olan hani mimarından mühendislerine, lokal ekibine, işte ne bileyim herkese ana bütçe net. Onun tanımlı olmaları bu durumların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani hem kamu adına önemli hem de ekip adına önemli. Çünkü daha siz yarışmaya girerken biliyorsunuz yani neyle karşılaşacaksınız, sürpriz yok. Onlar için de yok, sizin için de yok. Bu çok değerli, önemli bir kıyaslama. Hani Türkiye'de de mimarlık ortamında ben yarışmaların önemine, gücüne canı gönülden inanan ve olabildiğince de çoğalması için elimizden ne gelirse o faydayı sağlamak isteyen bir ekibin parçasıyım. Diyelim uluslararası platformda o bağlamda böyle bir tecrübeyi görmüş olmak, onu nasıl burada uygulanabilirim keşke, nasıl diyeyim, örneklerini gösterebilsek buradaki kamu birimlerine. Çok bu bir şey. Çünkü hani nasıl bir yola çıktınız baştan net yani. Hani sonradan yok o öyle arttı, bu böyle şey oldu, yok o öyle değişti, yok falanca ekip şu teklifi verdi, vermedi gibi bir hikaye yok. Zaten belli yani, onun ne istediği belli, sana ne vereceği belli, tamam. Sen ona göre ekibini kurup, zamanı belli. Diyelim proje için orada böyle ölçeklerdeki projeler için diyor ki projenin süresi 365 gündür. Yani o da belli. Yani biliyorsun sen bu proje için toplamda 365 gün. Hani bu briefinde, yarışma briefinde belli yani. Kazanan ekip 365 gün içinde çalışıp projeyi teslim edecektir diyor. Her şeyle net yani. Ve hani o bilinçle yarışmayı kazandıktan sonra kamu yetkililerinin karşısına oturduğunda herkes çok tabii açık ve net. Hani hemen ekipler kimdir, mühendisleriniz kimdir? Yani diyalog oradan başlıyor ve hani oradan ilerliyor. Artı çok organizeler. Hani ben onu fark ettim. Ve hızlılar. Muallakta soru işaretli, o gri zonlar
kitapla karşılaşmadım henüz. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Belki ilerleyen zamanlarda onu göreceğiz. Biraz daha tekrar konuşmak. Aynen, belki onu tekrar konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Çünkü diğeri daha ilerlemiş bir proje tabii. Kesinlikle, orada hani, kesinlikle. Ama kısmen o projede sanki böyle daha sorunsuz, yani vardır eminim. Yani şöyle diyeyim, işte bu hani ana bütçenin belli olması ya da işte gibi konuların şu bağlamda önemi oluyor. Çünkü projeyi ona göre yönetmeniz kolaylaşıyor. Onu evet. söyleyebilirim. Süreç deseniz aynı şekilde. Yani belli bir süreçte tamamlamak ve yani o süreci sadece siz diyelim, Seul'de öyle gözüküyor. Sadece siz o sürede tamamlayın diye size o süreyi vermiyor. Kendisinin de deadline'ı var. Evet. Ben şu zamanda zorundayım diyor yani. Hani bitirmek zorundayım diyor. Bizde düşünün yani hani 2014 yılında projeleri çalışılmaya başlanmış. 2016'da teslim edilmiş. Kule'den bahsediyorum. 2019'da yapımı devam ediyor projemizin ve bana göre daha bir süre daha var projenin bitmesine. Bakalım göreceğiz. Gibi. Yani anladım. Ya o bilginin de belki biraz dolaşıma girmesi iyi oluyor bence bu vesileyle. Evet. Yani ben açıkçası çok heyecanlandım. Çok da merakla bekliyorum inşallah. İşte böyle her 3 ayda bir biz daha update daha güncellenmiş bir şekilde. Şey gibi yani kulenin hani kule nasıl şey oluyorsa böyle değil mi? Yavaş yavaş yukarı doğru çıktıysa böyle diyorsun. Hani bu da çünkü bu da sürekli kendi sürprizini yaratıyor yani insanlar diyorlar kulede ne oldu diyorlar bir şey çıktı bir şey daha çıktı falan. Bu da benzer şekilde bir nevi ben iki projede de hani tamam ölçekleri başka yapmak istedikleri şeyler hani ana fonksiyon olarak başka. Fakat özünde hani böyle çok duru bir mimari bakış açısıyla baktığımızda gerçekten hani gününün imkanlarını olabildiğince kullanan iki yapıyla karşılaştığımızı düşünüyorum. Ve her ikisi de aslında kent ölçeğinde serüvenine kapılarını hani bitip kapılarını halka açtıktan sonra başlamıyor. Daha yapılırken aslında kentle bir iletişime başlıyorlar. Gözüyle görüyorum. Şöyle de diyebiliriz. Aslında kent ölçeğinde bir performans gerçekleştiriyorlar. Yani kule de onu yapıyor. Yani bir performansı var ve nereden baksanız 3-4 yıllık bir süreçte siz onu gözlemliyorsunuz. Bunu da benzer şekilde ama bu buradaki hikayesi gerçekten sergi amaçlı olacak. Hani serginin bir parçası olarak olacak. Bu dediğim işte müze projemizde. Yani evet yani kuleyle ilgili tabii ki yani başka bir sürü durum da içine giriyor. Yani kuledeki tartışma belki mimari tartışmanın ötesinde tabii, bir sürü şeyin parçası. Ama hani ben kendi mesleğim açısından her zaman bakıp de, konuşuyorum. Evet yani ben de biraz yani bu burada geçen sefer Burak'la konuşurken de aynı şeyi konuşmuştuk. Yani bazen zaman zaman bu mimarlık çok gerisinde kalıyor bütün o tartışmanın. Hı hı. Esasında burada üretilen şey belki nesnenin kendisinden başka o bütün o süreç, o bir araya gelmeler, o bütün oluş halleri esasında çok daha anlamlı. Yapının kendisine baktığımızda evet yani çok zaten bir kule dediğinde yani bütün tartışmayı bence orada bitiren bir şey. Çünkü kule dediğinde zaten inanılmaz simgesel, inanılmaz böyle biraz abartılı, biraz böyle hani kentte böyle faalik bir nesne esasında. Onun içinde yani bu yani o iddiasının ve o simgeselliğinin dışında ben özellikle bugün bunu tartışmak yani bunu bu... bu mesele üzerinden, üretim meselesi üzerinden, bu üretimin bir know-how'a dönüşme meselesi üzerinden tartışmayı çok istemiştim. Ve onun da neticesi ve hatta belki devamı, belki bundan sonraki şeylerde de hani projelerde de göreceğimiz bir üretim süreci. Yani ofisin o laboratuvar kısmı belki de daha görünür oldu. Onun için de ben açıkçası çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğin ve bunları seninle bu bağlamda konuşma fırsatı verdiğin için.